Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan bir fal kapattım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Bir tane falımız var. Bunu şimdi siz kendiniz için, eşiniz için, çocuklarınızdan biri bu hafta, bu ay ya da herhangi bir şey için niyet edin. Bakalım niyet ettiğiniz şeyle ilgili neler çıkacak? Kafanızdaki soruyla ya da konuyla ilgili bir cevap alacak mısınız bakalım? Ben enerjiye çok inanıyorum. Eğer ki şu anda bu videoyla karşılaştıysanız enerjisel olarak çektiğinizi düşünüyorum. Bakalım karşınıza çıkan bu videoda neler, nasıl mesajlar alacaksınız? Bu tarzda yüzlerce hatta binlerce video var kanalımda. Girip onlardan bir tanesinde herhangi bir şey için niyet edip dinleyebilirsiniz. Tamamen sizin enerjinizle alakalı olur. Dediğim gibi ben enerjiye çok inanıyorum ve bu video karşınıza çıktıysa kesinlikle bir mesajı vardır diye düşünüyorum. Kanalıma hala abone olmayanlar varsa bu arada abone olursanız sevinirim ve gerçekten videomu beğenirseniz beğene basarak yorum yaparak beni desteklerseniz de ayrıca mutlu olurum. Çünkü gerçekten yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. Bazen her zaman ya da cevap veremiyorum. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum ama o kadar çok videom var ki artık bazen yetişemiyorum. Çünkü ben de çalışıyorum gündüzleri. Şimdi hemen açacağım bu videoyu. Bakalım. Bu fincanı daha doğrusu. Bakalım neler çıkacak falınızda. Şöyle hemen açalım. Oo, bu gerçekten çok temiz bir fal çıktı. Hani böyle bilenler, anlayanlar hemen fark etmiştir. Sizin için yeni bir başlangıç, yeni bir dönem diyebilirim. Çok ferah bir dönem. Şurada da bir direkt karınca gibi bir şey çıktı. Çok emek verdiğiniz bir şeyin karşılığını alacaksınız. Karınca emek vermektir. Hani böyle emek tarzı ya da şeydir ya, çalışkandır karıncalar hep böyle. Bir şey için çok uzun zamandır emek vermiş olabilirsiniz. Bir eğitimse diplomanızı alacaksınız. İşte bir terfi alacaksınız. Ya da ilişkiniz daha iyi. Yani belki uzun zamandır flört ediyorsunuz. Artık evlilik aşamasına geçecek bu ilişki. Ya da hani daha iyi bir pozisyonda, daha iyi bir şartlarda yaşayacaksınız. Ne emek veriyorsanız ama yani hani siz hayatınızda kendinize göre değerlendirin. Sanki artık böyle karşılığını toplama zamanı. Ben şeye çok inanıyorum. Sabırla böyle herhangi bir şeye böyle emek verirseniz sonucunda muhakkak olumlu sonuçlar oluyor. Yalnız bakın şurada aile içerisinde böyle eğilmiş, boynunu bükmüş biri var. Böyle sanki çömelmiş dizlerin üzerine. Bir şey için çok üzülüyor. Bence birinin arkasından, bakın burada biri var, birinin arkasından üzülen biri var. Belki biraz kere gitti, belki bir ayrılık oldu, belki birisi iş için ya da herhangi bir şey için başka bir yere taşındı. Ailedeki bir kişi arkada kalmış ve çok üzülüyor bu kişiyle ilgili. Aslında bu giden kişinin önü açık, ferah, bir sıkıntısı olmayacak. Ama giden kişi belki de ya eğer ki ayrılıksa tabii kötü, düşünseniz ayrıldınız ve onun önü aydınlık gibi bir şey oldu bu ama öyle hoş olmadı gibi ama yani herkesin yolu açık olsun, ayrılanların da tabii ki de ama hani eğer ki uzaklaşan, sizden uzakta yaşamak zorunda okul için, iş için, herhangi askerlik için demek istediğim biri varsa önü ferah, aydınlık, sıkılmayın, arkasından ağlamayın. Eğer ki de bu birliktelik seviye bir ayrılıksa emin olun bu da hayır. Bu da güzel aslında. Hani bazen göremeyiz, o an çok üzülürüz ama bence hayatımızdan birileri gidiyorsa gerçekten gitmesi gerekiyordur artık. Doğru zaman gelmiştir ama işte o an düşünemeyiz, üzülürüz ama 3-5 ay sonra deriz ki iyi ki çıkmış hayatımızdan. Böyle bir durum olabilir ya da. Şimdi biraz hareketli bir dönem. Burada böyle etrafınızda böyle hani çok hareketli, kanı kaynayan, böyle enerjisi yüksek insanlar vardır ya. Özellikle Koç burcu olabilir bu kişi. Yani Koç'tur demiyorum ama Koçlar öyledir ya. Onların tükenmek bilmeyen bir enerjisi vardır. Çok enerjik bir insan var. Böyle ortamı böyle yükseltiyor sözleriyle, hareketleriyle, enerjisiyle. Bu kişiyle ilgili çok güzel bir gelişme olacak. Etrafınızda varsa öyle deli dolu hareketli biri. Bu kişi, bu kardeşiniz, kuzeniniz ya da bir arkadaşınız da olabilir. Buna çok güzel bir haber gelecek bu kişiye. Onun sevinciyle böyle sanki daha çok dans edecek aldığı haberle birlikte. Daha da neşesi yükselecek. İnşallah hani her zaman herkes mutlu olsun. Bir tane beklediğiniz bir kağıt, evrak işi var sanki. Evrak var. Yani bir yerden bir olumlu bir haber bekliyorsunuz. Belki de sağlıkla ilgili test yaptırdığınız sonuçta bekliyor olabilirsiniz ama
Bu çok temiz gelecek. Bakın şurada bir kağıt evrak var. İşle ilgili olabilir, miraslık bir konu da olabilir. Temiz kağıdınız gelecek. Sanki böyle birisi getirecek elinde bir de. Müjdemi isterim der gibi çok güzel. Belki de bebek haberi de olabilir aslında. Yani hani her şey olabilir. Hani test yaptıracaksınız. Belki sonucunu alacaksınız. Sizi çok mutlu edecek bir sonuç çıkmış. Sanki böyle artık ferahlık dönemi. Burada da böyle küçük tohumlar yeşeriyor gibi. Hani böyle sanki küçük bir tohum ekilmiş de böyle fideler mi denir ya da çıkıyor gibi. Burada böyle hayatınızla ilgili 1, 2, 3 özellikle 3 tane güzel yeni yeşerecek güzel gelişmeler olacak. Yani böyle küçük yeni bir iş, yeni bir eğitim, yeni bir arkadaşlık. Hani böyle birden ve çok büyük, çok böyle ütopik değişimler ya da işte böyle muhteşem güzellik gibi değil ama ufak ufak başlayacak ve sonra onlar yeşerecek gibi. Bugün ya da bugün attığınız tohumlar, arkadaşlıklar, attığınız adımlar, yaptıklarınız ileride gerçekten çok güzel şeylere yol açacak. Sanki böyle bir küçük küçük başlangıçlar yapma döneminiz. Hani sağlığınızla ilgili spor da olabilir, her şey olabilir. Hani bir başlangıç gibi bir şey çıkmış. Etrafınızda biri var. Bu biraz böyle iri yarı birisi. Sanki böyle ismi de A ya da İ harfi olabilir. Böyle kalıplı bir adam bu aslında bir erkek. Bu kişiyle ilgili ya bu kişi de bekliyorsunuz. Bununla konuşmanız gerekiyor. Karşılıklı bir konuşmanız olacak ya da o gelecek karşınıza ve size bir şey söyleyecek. Sanki meraktasınız ya da hani ilgileneceksiniz, merak edeceksiniz ya da anlattıklarını. Sizi biraz şaşırtacak bir konudan bahsedecek. Böyle bir konuşma çıkmış bir de. Şurada bir de şu olayı şey gibi de gördüm. Şu karınca aslında ama bir de böyle bir iki çift göz gibi. Bir çift göz gibi daha doğrusu. Burada bir insan var. Etrafınızda hani sizi gözlüyor sürekli. Sizi izliyor. Bazı öyle insanlar vardır ya hani böyle sürekli hayatımızı uzaktan da olsa bakarlar. Ama bu biraz fesat gözler gibi çıkmış. Hani böyle sizi kıskanan, sürekli izleyen bir insan var etrafınızda. Siz ne yaparsanız onu yapıyor, yapmak istiyor ya da işte merak ediyor gibi bir durum çıkmış. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımıza neler çıkmış? Burada çok bariz bir şekilde bir ağaç çıkmış. Ağaç yükselmektir. İşle ilgili, kariyerle ilgili, siz ya da aileden, sevdiklerinizden biriyle ilgili güzel bir gelişme olacak. İşle ilgili bir haber çıkmış burada. İnşallah güzel bir haber olur. Sanki böyle bu iş böyle kalkanı var sanki. Yani böyle bir şemsiyesi var etrafında. İş yerindeyseniz eğer bir sorun yaşıyorsanız biri sizi koruyacak, destek olacak. Onun böyle himayesine geçeceksiniz. Daha kendinizi güvende hissedeceksiniz. Ya da daha güvenilir, daha kendinizi iyi hissettiğiniz, belki daha çok kazandığınız, belki daha çok çevre edinebileceğiniz bir işe gireceksiniz. Böyle bir koruması da var. Yani o gittiğiniz yer korunaklı bir yer olacak. Yani çalışıyorsanız ya da o pozisyona gelecek iş yeriniz. Böyle bir güven hissedeceksiniz. Bir rahatlama, bir korunma var sanki. Yani işle ilgili güzel bir gelişme. Bence burada biraz da bu şeyin falın tabakta özellikle şey çıktı. Güvence gibi bir şey çıktı. Bir de şurada böyle bir kalp var. İş yerinde eğer ki çalışan bekar biriyseniz biriyle tanışıp bir şeyler yaşayabilirsiniz. Aranızda böyle bir yakınlaşma olabilir ya da iş yerinde bir aşk haberi alabilirsiniz yakın bir zamanda. Sanki böyle de bir durum çıkmış. Böyle bir aşk haberi ve iş yeriyle ilgili. Bence güzel bir faldı. Yani temiz bir faldı. Mesajları en azından bu kadardı. Yine biz güzel olumlamalar yaparak bitirelim. Her ne dilediyseniz, gönlünüzden her ne geçirdiyseniz olmasını diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.